Merhaba, bugün bayram için Ahmet Çelik köyündeyiz. Demirci abla ve Hüsamettin abi yanımda. Dün buraya bu boruları döşedik damla sulama için. Sevinç abla, bu boruları niye döşedik? Ne işe yarayacak bunlar bu mevsimde? Burada herhalde yabancı otlar fışkıracak bir süre sonra. Bir süre sonra yabancı ot fışkıracak. Karşıda da göreceksiniz. Tekrar işleyeceğiz. Tekrar işleyeceğiz. Sonra tekrar bunu işleyeceğiz bu toprağa. Ondan sonra maydanoz dereotu ekeceğiz. Ama önce yabancı otla mücadeleyi kolaylaştırmak için önceden suluyoruz boş kenara. Değil mi? Daha sonra rahat edeceksiniz herhalde. Evet. Sürekli ayıklamanız gerekmeyecek. Evet. Karşı tarlaya da dün döşedik boruları. O da aynı sebep için değil mi? Da görelim. Bu amaçla daha önceden düşündük. Damlama borularını döşeyip de sulasaydık böyle gazim bir uğraşmayacaktık. Daha az çıkacak. Daha az yabancı ot çıkacak. Değil mi? Şimdi siz yabancı otları ayıklamaya başladınız ama bu yöntem sayesinde daha az yabancı ot yükünüz olacak. Önce sulasaydık yabancı ottan tohumları çimlenecekti, bitecekti. Biz onu toprağa işleyecektik, ekecektik ürünü. Evet, karşıda gördüğümüz alanda aynı işlemi yaptık ki yabancı otlarla mücadelemiz daha kolay olsun diye. Burayı da aynı şekilde dün bu borularla döşedik damla sulama yapmaları için. Daha büyük bir arazi burası. Buradaki yabani otlar kocaman olup büyüyecekler ve daha sonra motorla sürülüp sezon boyunca daha az problem yaratmaları sağlanacak. Hüsamettin abi. Evet. Buraya yakın bir akarsu var bildiğim kadarıyla. Evet. Siz suyu oradan mı sağlıyorsunuz yoksa başka bir şekilde yok, mi geliyor? Biz akarsuyu kullanmıyoruz. Hı hı. 9-10 metre motorla çekiyoruz. Değil mi? Az önce de gördüğümüz gibi benzin koyup motorla çekiyoruz. Ve siz tüm sene su sıkıntısı yaşamıyorsunuz galiba. Hayır, İhtiyacınız biraz, olan su. Biz su sıkıntısı çekmiyoruz. O yüzden de aktif şekilde devam edebiliyorsunuz üretiminize. Kışında sulama yapabiliyoruz. Evet.